Şöyle bir şey, aslında Sayın Öcalan'a uygulanan tecridi bu coğrafyada yaşayan sadece insanların hissetme durumu söz konusu değil. İşte en son zamanlarda Botan, özellikle Serhat bölgelerinde görebiliyoruz. Yani bir doğa katliamı söz konusu. Ve bunu şöyle tanımlamak mümkün aslında. Sayın Öcalan üzerinde uygulanan tecritten doğa dahi nasibini almış durumda. Yani sadece toplumun bir kesimini veya da insanlarla bunu sınırlı tutmak da doğru değil. Bir doğa katliamı da söz konusu. Çünkü yaşam bir bütündür. Yani bunun insanıyla, doğasıyla, bütün yönleriyle bir bütündür. Ama bunu toplum özgünlüğünde ele aldığımızda Sayın Öcalan'ın işte hiçbir şekilde ailesiyle, avukatlarıyla veyahut da toplumla bir diyalog durumunun olmaması durumunda, ki biz bunu tecrit olarak, mutlak tecrit olarak tanımlıyoruz, ki uluslararası hukukta da bunun tanımı böyledir. Böylesi bir durumda toplumun aslında Sayın Öcalan'ın belki bireysel, fiziki olarak bu tecriti hissettiğinden kat ve kat fazlasını toplumun iliklerine kadar hissettiğini görüyoruz. İşte kimisi bunu ekonomik kriz olarak tanımlar, kimisi bunu siyasal krizler olarak tanımlar, kimisi bunu doğa katliamı olarak tanımlar, kimisi bunu kadın cinayetleri, işte çocuk cinayetleri, cezaevlerinde binlerce mahpusun mutlak tecrit altında tutulup yine bütün kanuni hukuki haklarından yoksun bırakılması olarak tanımlasa da aslında bütün bunların bileşkesi olan tecrit olarak tanımlamak mümkün. Çünkü az önce de ifade ettik. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin mutlak suretle devam ettirilmesi ve bunda ısrarcı olunması aynı zamandaki Türkiye'deki çatışma ortamının devamında ısrarcı olmaktır. Bunun aynı zamanda Türkiye'de şu an özellikle yoksul kesimlerin birebir iliklerine kadar hissettiği ekonomik krizin daha da derinleşmesi anlamına gelmektedir. Kadın cinayetlerin her gün katlanarak artması anlamındadır. İşte mülteciler sorunu, yani kapları açılmış milyonlarca mülteci bugün bu ülkede ama gelinen noktada tamamen bir nefret dili ve bunların mutlak şekilde düşmanlaştırılması söz konusu. Yani toplumun özgünlüğüne göre herkes bu krizleri veyahut da bu kriz hallerini kendince bir isimle tanımlamış olsa da aslında hepsinin tek ismi vardır. Tecrit ve bu tecritin de Sayın Öcalan üzerinde devam ettirilen mutlak tecrit olarak ele almak mümkün. Şimdi biz bunları söylerken bir tahminde bulunmuyoruz aslında. Bir yorum da yapmıyoruz. Var olan bir gerçeğin, bir realitenin dile getirilmiş biçimidir bu. Çünkü geçmiş dönemlerde biz bunun en yalın hallerini, somut, net örneklerini biz yaşadık. Sayın Öcalan'la diyalogların olduğu dönemde hani fikriyle, düşüncesiyle, gerektiği durumlarda yol haritalarıyla, siyasi perspektifleriyle sadece Kürt halkına doğru değil. Yani biz bunu Sayın Öcalan'la yapılan görüşmelerde defalarca hükümete yönelik de kimi görüş önerilerinin olduğunu, kendilerinin toparlanması için, bu ülkenin demokratikleştirilmesi için, temel hak ve özgürlüklerin herkesçe kabul edilmesi ve herkesin yaşayabilmesi için sadece Kürt halkına değil, dünya halklarına değil ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümetine de defalarca çağrı yaptığına şahit olduk. Ve bu çağrıların karşılık bulduğu zaman da gerçekten toplumda bir huzur ortamının, bir barış ortamının, yani ekonomik olarak çok refah bir düzeyin yakalandığını bu ülkedeki herkes şahit oldu, herkes gördü. Onun için yani Sayın Öcalan üzerinde şu an devam edilen mutlak tecriti sadece Sayın Öcalan fiziki olarak İmralı Adası'nda uygulanan bir tecrit olarak ele almamak gerekiyor. Bu ülkenin bütün yurttaşlarını, yani hiç ırk, cinsiyet veyahut da bölge, siyasi düşünce, ideoloji farkı gözetmeksizin herkesin nasiplendiğini açık, net bir şekilde görmek gerekiyor. İşte son yılda, geçmiş yıllarda da olmuştu. Emin olun bugün özellikle Kürdistan'daki orman yangınlarını,
işte doğa katliamını, odunların kesilmesini vesaire, hani bu ekolojik soykırımı da, ekolojik kıyımı da direkt Sayın Öcalan üzerindeki devam edenin tecridinin bir yansıması olarak görmek mümkün. Kesinlikle bir an önce Sayın Öcalan'la görüşmelerin mutlak şekilde başlanması gerekiyor. Bu görüşmeleri nasıl ki Sayın Öcalan üzerindeki tecrit, fiziki olarak sadece Sayın Öcalan'a uygulanan bir tecrit olarak ele almamak gerekiyorsa, yapılan bir görüşmeyi de sadece işte bir şahısla yapılan bir görüşme olarak ele almamak lazım. Bunun toplumdaki yansımasını hepimiz geçmişte de pratiklerini yaşadık. Bundan sonra da toplumun tamamen nefes alacağı süreçlere gebe hale gelecek. Ama şunun da altını çizmekte fayda var. Artık şimdi tecritten bahsediyoruz. Eğer bir insanın özgürce düşünebilmesi için ve bu özgür halini topluma yansıtabilmesi için kendisinin de özgür olması gerekiyor. 99-2023, 24 yıl oldu, 25. yıla girdik. Sayın Öcalan'ın tutuklu olması üzerinden 25. yıla girdik. Ama bu saatten sonra işte gerçekten artık Türkiye halkları tecriti konuşmak istemiyor. Artık Sayın Öcalan'la birilerin gidip görüşmeler yapmasından ziyade fiziki özgürlüğünü bir an önce sağlanması gerekiyor.